Türkiye'de bu meseleler bu hale gelmesinin sebebi birinci aklı ilahiyatçılardır. İkincisi Diyanet'tir. Üçüncüsü siyasettir. Dördüncüsü devletin kurumlarıdır. Faruk Merzan'ın yazmış olduğu bir kitap var. 1980'den sonra Fethullah Gülen'in görüştüğü kişiler. Bu kitapta efendim isimleri sayılan askeri kesimde görüşmediği kişi yoktur. Görüşmediği asker yok. Görüşmediği bürokrat yok. Görüşmediği siyasetçi yok. Görüşmediği yazar yoktur. Görüşmediği sanatçı yoktur. O kitaba bakarsanız görürsünüz. Şimdi hani herkes diyor ya, ya biz bilemiyoruz, tanımıyoruz bundan yerden çıktı ya. Bu üfürükten teyare Saram Soylu o yerleşisinden sözdür. Bunun hiçbir yesekliği yoktur. Herkes biliyor, tanıyor, olup bitenin ne olduğunu biliyor. Mevcut yapıyı iktidar yapan devletin kendisidir. Siyasetçilerdir. Efendim bu hangi siyasi parti? Hepsi. Türkiye'de bu meselelerin bu hale gelmesinin sebebi birinci aktörü ilahiyatçılardır. İkincisi Diyanet'tir. Üçüncüsü siyasettir. Dördüncüsü devletin kurumlarıdır. Bu doğrudan bir Amerika Birleşik Devletleri'nin projesini Türkiye siyaseti gönüllü bir şekilde yapmıştır. Diyanet bunun pasası olmuştur. Şimdi Diyanet de konuşuyor adam. Sıkmış baştan konuşuyor. Öbürü konuşuyor. Yıllardır ses çıkartmayan bu kardeşimiz bunları yazdığından dolayı başıma gelmeyen kalmadı. Çekmediğim sıkıntı kalmadı. O zaman benim adım Türkiye'de Müslüman düşmanı ilahiyatçıydı. Benim adım buydu. Ama şimdi herkes konuşuyor. Şimdi konuşmak kolay tabii.